Herkese selamlar dostlar. 7 ve 8 Temmuz 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. 7 Temmuz'dan 4 karşılaşmam, 8 Temmuz'dan ise 2 tane İllanda mücadelesi var. Onları değerlendirme altına aldım. Değerlendireceklere şimdiden bol şanslar. ideal ve yüksek oranla birlikte değerlendirme altına alacağız. Ve önce bir maç skoru yarışmamız var. O ekrana gelsin. Ayın 8'inde oynanacak İllanda karşılaşması. Drokeda ile Dandalk mücadelesi var. Önemli bir karşılaşma sayılır bu mücadele ki yüksek oranlı bir tercih yapacağım bu mücadeleye de 180-190 bandların oranı var tek tercihi bulunacağım. Sizce maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. İrlanda Ligi'ne son 2 haftadır böyle değiniyoruz zaten. Bu 3. haftası olacak. Çok tat vermeyen bir lig aslında İrlanda Ligi. Sıkıntılı bir lig olduğunu düşünüyorum ben. Sürprizlerin bolca çıktığı bir lig olduğunu düşünüyorum. O yüzden geçen hafta çok fazla sürpriz çıkmasa da bu hafta çıktı. Maç skorunu sizlere sorduk. Kendi yorum ve görüşlerinizi yorum yazabilirsiniz. Bilen bir arkadaşımızı kata Telegram gruplarına ekleyelim. Kata Telegram gruplarına nasıl ilerliyoruz? Kupon odasından bahsedeyim hemen. Bu dönemlerde kupon odasında zaten böyle maçlar geliyor. Maç yazı olarak tercihler geliyor. Riskli olarak belirtiyorum. İdeal olarak belirtiyorum. İdeal olarak tekrar belirtmişim mesela. Lech Poznan maçının maç sonu birini zaten siz, bunları zaten sizlere YouTube'da da anlatmıştım. Orada ekstra aynı şekilde maç yazılar olsun, canlı tercihler olsun o şekilde ilerliyoruz. Kupon odasına bu şekilde yazı olarak ekrana geliyor arkadaşlar. Canlı olarak ne yaptım, ne yapıyoruz diye baktığımız zaman da Zaten Çağrı arkadaşımız, editör arkadaşlarımızdan canlılar olarak ilerliyoruz. Fakat ben dün tek bir canlı verdim. Lech Poznan mücadelesi vardı Karabağ maçını. Ben açıkçası Karabağ'dan gol bekliyordum o maçta. Karabağ çünkü çok iyi başladı. Maçı izleyenler vardı. Hatta üstüne oynayan Karabağ'ydı. Ben dedim Masunu bir vermiştik biz yüksek orana. Dedim herhalde yatacağız Karabağ böyle oynarsa diyerekten de. Bir anda Lech Poznan... 42. dakikada attığı golle 35 veya 42 olması lazım. Öne geçti. maçta zaten 1-0 bitti. Yüksek oranlı tercihimiz 1.89 gibi orandan maç sunu birimizde başarılı oldu. İsterseniz maçlara geçelim. Kuypon'la Dilagori mücadelesi var burada. Şimdi ben bu maçı şu sebepten aldım. Helsinki ligini takip ediyordum ben. Helsinki diyorum pardon. Finlandiya ligini takip ediyordum. Şimdi Helsinki'nin maçı vardı. Aklım orada kaldı. Bu maça baktığımız zaman ev sahibini ben son dönem performansına biraz hakimim bu sebeple aldım. Dragory'i çok fazla bilmeyen biriyim ben açıkçası. Ama ev sahibinden yola çıktım. Oranlara baktığımız zaman da ev sahibini göstermişler. Kupon, Kupon takımı son maçta Helsinki deplasmanında oynadı. O Bu maç var diye biraz daha böyle çok asıldığını söyleyemem. 1-0 öne geçti. Maçı da beraberlikle bitti. O maçta biz 2.5 alt tercihini oynamıştık zaten. Bu maçta da bahsettiğim gibi son dönemde çıkışta olan bir ev sahibi takımı var. Kendi evinde iyi oynayan bir ev sahibi takımı var. Avrupa'da da iyi işler çıkartabilecek bir kadro kurmuşlar. Ben burada ev sahibinin yanındayım o yüzden. Dilagori'ye karşıya baktığımız zaman da Dilagori de kendi oynadığı ligine baktığımız zaman da kendi liginde aldığı tüm mağlubiyetlere bakın. 5 tane mi? 6 tane. 6 tane mağlubiyeti var sanırım. 5 tanesi deplasmanda alınmış mağlubiyetler. Burada da şunu çıkardım ben. Deplasmanda oynamakta zorlanan bir takım yoksa Dilagori diye ben ne oyuncunun ilk 11'ini sayabilirim sizlere ne başka bir şey. Genel bir bakış yaptım ev sahibini daha tanıdığımdan dolayı. Ben burada ev sahibinin atacağı 2 golü önermek isterim sizlere. 138 gibi orandan ev sahibi 1.5 üstü değerlendirme altına alabilirsiniz arkadaşlar. Ev sahibi 1.5 üst burada değerlendirme altına alınabilir. 1.38 gibi ideal bir orandan. İkinci karşılaşmama geçelim. Pogon'la Reykjavik mücadelesi. Pogon karşılaşmasına baktığımız zaman Pogon maçına baktığımız zaman şöyle şeyler anlatabilirim size. Polonya temsilcisi olan bir takım Pogon takımı mutlaka sizler de biliyorsunuzdur. İsveçli teknik adam Gustafsson ile start verecek bu sezon. Hazırlık maçlarında da şöyle önemli bir gelişme oldu ondan bahsedeyim. Lech Poznan'ı yendiler. Yani bu ligin en dedikli takımlarından bir tanesi olan Lech Poznan'ı Burada hazırlık maçlarında 1-0'u mağlup ettiler. O da bu takıma bir özgüven getirdiğini düşünüyorum. Yeni teknik adamlarla başlayacaklar. Zaten sezon başlıyor o ayın 16'sında mı ne 10 gün sonra sezonu başlıyor. Sezon öncesi son antrenman diyelim. Sezon artık onlar için start verildi diyelim bu maçla birlikte. Ev sahibine bu yönde bir güveniyorum ki zaten ev sahibine oran dahi açmamışlar arkadaşlar. Ev sahibinin oranı yok şu an. Onun dışında deplasman İzlanda temsilcisi RKV'ye baktığımız zaman da son oynadığı lig maçlarını biraz takip etme şansım oldu. Takip etme şansından analizi istatistik olarak takip ettim. Bir tanesine 3-0, bir tanesinde 4-0 mağlup oldu. Mağlup olan takımlardan bir tanesi de Vikingur takımı. Onun da seviyesi çok fazla üst düzey değil zaten. Malmö'yle oynadıkları maça baktım. 3-2 yendi Malmö bunları. O maçta biraz bakma fırsatım olduğu için söylüyorum ben. Orada da çok bir kalitesi olduğunu düşünmüyorum. Ev sahibinin yanındayım. Ev sahibinin şöyle yanındayım. Oran daha açmamışlar. Yani alabileceğimiz bir tercih varsa ilk yeri bir tercih olacak. 1.40 gibi orandan. Pogon takımı bence RKV'ye karşı ilk yarıdan üstün gelebilir. Polonya ekibi zaten ofans oynayan bir ekip. Bu maçta da ben çok fazla duracağını düşünmüyorum. Yani ofans oynaması gereken bir takıma karşı mücadele verecek zaten. Dinamo Tiflis'le Payda Flora mücadelesi. Şimdi bu maç hakkında şöyle bilgiler var. Polonya pardon Gürcistan ekibi Dinamo arkadaşlar. Zaten her iki takım arasında bir kadro kalitesi, kalitesinin olduğu çok başarılı. Şöyle bir avantaj var her iki takım adına. Gerçi eşitleniyor. Her iki takımın oynadığı lig devam ediyor. Hem Flora'nın Estonya Ligi devam ediyor. Hem de Dinamo Tiflis'in Gürcistan Ligi devam ediyor. Son maçlarında Batumi'ye karşı 4-1'lik bir abi mağlubiyet aldı Deplasman'da. Ki zaten bence normal liginin favori takımlarından bir tanesi Dinamo Batumi. Ki zaten zirvede oynayan takım. Tiflis de burada aslında kaliteli bir ekip olduğunu söyleyelim. Herhangi bir rotasyona da gitmedi son maçında 4-1 mağlup olduğu maçta. Moraller biraz bozuk ama moralleri düzeltebilecek bir fırsat olduğunu düşünüyorum burada Flora'ya karşı. Estonya Ligi'nde de zaten çok fazla ortalama bir takım olduğunu söyleyebilirim. Genellikle 3. sırada yer alsa da attığı 7 gol sayıları veya oynadıkları oyuna baktığımız zaman da bence Dinamo Tiflis'e pek fazla yaklaşabilecek bir seviyede olduğunu düşünmüyorum ben. O yüzden burada aynı şekilde Dinamo Tiflis tarafındayım. Onu da nasıl yaparız nasıl yaparız diye düşündüm. Yani oran açmamışlar. 1.08 var zaten. 1.5 üstüne bir 11 var. Mecbur sanırım ilk yarı 1'e gideceğiz diye düşünüyorum. 1.48 gibi oranı var. Alınacaksa bu mücadelede burada bir ilk kere bir tercih değerlendirme altına alınabilir. Değerlendireceklere bol şanslar. Lecce Gdansk'la Akademija mücadelesi. Ben deplasman takımını biraz araştırdım. Şaşırdım açıkçası. Deplasman takımı hakkında bilgi vereceğim. Şimdi bir ara Galatasaray'da oynayan bir pandev vardı. Bilir misiniz? Bilirsiniz bence. Makedon pandev. Hatta Kuzey Makedonya'nın jübile maçını falan yaptı Euro 2020'de. Ondan sonra Genoa'da çok iyi önemli işler çıkardı. Biraz mutlaka tanımı sınırdır Pandevi. Joran Pandev arkadaşlar bilmeyen varsa mutlaka biliyorsunuzdur ama bu takım onun kurduğu bir takım arkadaşlar. Makedonya'da onun kurduğu takım. Hatta takımın kaptanı ise biraderi Soska Pandev. Onu da belirteyim sizlere. Bu yönlü bir araştırmalar yaptım. Ben zaten severek yapıyorum. Böyle bilgileri araştırmayı da severim. Ee, bu şekilde bir deplasman hakkında bilgiler edindim. Ev sahibi da Ponya ekibi zaten yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan bir ekip bu zaten. Son 3 tane hazırlık maçı oynadı ve son 3 oynanan hazırlık maçında hepsi de 120 dakika sürdü. Bu ne demek arkadaşlar? İyi bir kondisyon sahibi olan takımlardan bir tanesi. En azından kondisyonun çok sağlam değilse bile bu 3 maçla birlikte kondisyonun sağlamlaştırdığını da söyleyebiliriz burada. Ev sahibi tarafındayım. Nasıl oran alacağız burada? Bilmiyorum. Ben ilk kere bir yazdım da 1.26 orana kadar düşürmüşler. 1.33 falan oranı vardı. Oranı iyice düşürmüşler. Ya doğaçlamada bir oran almak istemiyorum açıkçası. Bakalım biraz. Ya ilk kere bir 3 farklı yenebilir mi acaba? 1.74 gibi orandan. Zor maç. Ne yapalım biz? 2.5 üstüne 1.35 oran açmışlar. İlk kere biri almak isteyenler alabilir çok gol vaat eder mi bilmiyorum. Ben 2.5 sürede gitmek istemiyorum. Ya yani 3'te oynanan maçlarda ilk kere 1 olarak alınsın diyeyim. Daha da uzatmayayım bu maçı. oranın çok düşürmüşler. Boşuna araştırmışız. Geçtim İlanda Ligi'ne. Ayın 8'inden devam ediyoruz arkadaşlar. Ayın 8'inde Burak Eda ile Dandalk mücadelesi. 1-4 gibi oranı var Dandalk'ın. Şimdi bu mücadelede bir sürpriz çıkar mı bilmiyorum. Çünkü ev sahibi takım artık reaksiyon vermek lazım. İrlanda Ligi'nde de çok fazla sürpriz görmeye başladık son dönemlerde. Ben o yüzden çok fazla emin olamıyorum bu karşılaşmalarda. Özellikle İrlanda'yı alırken o yüzden yüksek orana gitmek istedim. Dandalk'ın iki tane maç eksiği var. Aldığı takdirde zirveye yaklaşacak. Şamruva yaklaşacaklar. Fakat bilmiyorum nasıl olur. Son dönemlerde iyi, iyi de giden bir takım var. Şöyle bir tercihde bulundum ben aslında bu karşılaşmaya. Drogeda takımı zaten burada çok saldıramayacak. Asıl oynayan takım burada Dunlalk olacak. Arkadaki boşlukları değerlendirebilirse Drogeda onu değerlendirecek. O da biraz zor gözüküyor. Yine bir deplasman galibiyeti denilir mi bilmiyorum ama ben gitmedim. Maçın olası bir sürpriz de, sürpriz de çıkabilir diyerekten düşünüyorum. Ben şöyle bir tercih aldım. 1.69 gibi oranı var. Bunun da oranı düşürmüşler. 2-3 gol tercihi. Ben mücadele genelinde 2 veya 3 gol bandında mücadelenin tamamlanmasını bekliyorum arkadaşlar. Çünkü Dunlap takımı yenerse bile 2-0'a doğru çıkabilir. Olası bir sürprizden de kaçmış olacağız. Bir olası 1-1'lik bir, bir, sürpriz çıkabilir diye düşünüyorum ben bu mücadelede. 2-3 gol tercihi 1.69 gibi oran açmışlar. Benim tek tercihim olarak değerlendirdim ben bunu. Değerlendirecekler bu yönde bir 2-3 gol tercihi yapabilir bu karşılaşmaya. Geçtim. Shelburne Finhart mücadelesine. Yine bu maçta kanser edebilecek bir maç. Körlerin gözünü açabilecek, sağlarına kulaklarını duyurabileceğimiz bir maç. Ya kör dövüş olacak muhtemelen bu maç. Her iki takım da zaten oyun olarak tat vermeyen iki takımlar. Tat vermemesini geçtim. Hücum ürünlerinde çok fazla etkin olamıyorlar açıkçası. Ben Shelbourne maçını izledim geçen hafta. Maşallah var. Vurdukları da ataşa, vurdukları da ataşa. Ya da hiç vuramıyorlar öyle söyleyeyim ben size. Ligin iki tane son dönemlerde hem performans olarak hem de hücum yönleri olarak da düşük takımları karşı karşıya gelecekler. Veya şöyle söyleyeyim son dönemlerde golçsüz gol atamayan iki takım karşı karşıya gelecek. O yüzden bu mücadelede ben bir alt tercihini yapmaya uygun diyordum. Mücadele genelinde bence 3 gol çıkmayacağını düşünüyorum ben. 1.34 gibi oran açmışlar. Herhangi bir yüksek orana nasıl gidebiliriz diye baktığım zaman da bir ilk yarı sıfır denemesi yapılabilir aslında. 2.5 alt tercihimiz burada bizim ana tercihimiz olsun. İlk yarı sıfırın oranı 1.70 gibi oranı var. Bunu da bu şekilde eksi olarak anlık olarak aklıma geldi söylemiş olayım. Değerlendirecekler değerlendirebilir. Toplamda 6 karşılaşma idealden yüksek oranlarıyla nasıl zaten ağırlık hepsini ideal çıkardık sanırım. İdeal olarak değerlendirmek isteyenler ikili üçlü değerlendirebilir. Benim fikirlerim bu şekilde. Aklına yatanlar değerlendirsin. Kimseyi zorla oynatmıyoruz vesaire bir şey demiyoruz. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.